Filistin halkı ve örgütlerinin İsrail işgaline karşı mücadelesi yıllar öncesine dayanıyor. Mücadelenin temelini atan örgütse El Fetih, yani Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi. Yasir Arafat tarafından 1959'da kuruluyor. İlk yayın organı Bizim Filistin dergisi Filistinli mültecilerden ilham alıyor ve şöyle deniyor. Felaketin oğulları olan bizler bundan sonra bu kirli ve küçük görülmüş yaşam tarzını kabul etmiyoruz. El Fetih silahlı direniş ve Filistin'in özgürleştirilmesi amacıyla kuruluyor. 1964'te FK kurulduğunda bir şemsiye örgüt olarak içinde seküler, liberal, milliyetçi, sosyalist ve birbirinden farklı ideolojik grupları barındırıyor. Hareketin içinde çok sayıda Hristiyan Filistinli de yer alıyor. FKÖ içinde en büyük grup El Fetih. Filistin Halk Kurtuluş Cephesi, Filistin İçin Demokratik Cephe de FKÖ şemsiyesi altında birleşiyor. Yasir Arafat'ın liderliğindeki FKÖ 1974'te Birleşmiş Milletler tarafından Filistin halkının tek temsilcisi olarak kabul edildi. Bu tarihe kadar gerilla lideri olarak kabul edilen Arafat, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kürsüsünden siyasi çözüm içeren şu tarihi konuşmayı yaptı. Filistin Kurtuluş Örgütü mücadele için 1982'ye kadar Lübnan'daydı. 82'de Tunus'a taşınmak zorunda kaldı. Örgüt 1993'te 1967 sınırlarında bir barış karşılığında İsrail'i tanıdı. İsrail de FKÖ'yü Filistin halkının meşru temsilcisi kabul etti. FKÖ ve İsrail arasında 1993'te birinci, 1995'te ikinci Oslo Anlaşması imzalandı. Yıllarca terörist olarak görülen Arafat artık meşru bir devlet başkanı olarak kabul görecekti. Oslo Anlaşması'yla Filistin yönetimi topraklarının belli kısmında otoriteyi ele aldı. Arafat tam 40 yıl önce terk etmek zorunda kaldığı topraklara Gazze'ye döndü. İsrail Oslo Anlaşmalarının maddelerini yerine getirmeyince ikinci intifadanın fitili ateşlendi. 2004 yılında hayatını kaybettiğinde Filistin mücadelesi bir dönüm noktasına gelmiş, Hamas yükselmeye başlamıştı. Kimilere göre de Hamas'ın yükselişinde Arafat'ı köşeye sıkıştıran ve Filistin hareketini ikiye bölmeye çalışan İsrail de rol oynamıştı. Hamas Müslüman Kardeşler Hareketi'nin Filistin kolu olarak 1987'de Şeyh Ahmet Yasin tarafından kuruldu. 70'lerden itibaren milliyetçilik ve sosyalist fikirlerin gücünü kaybetmesiyle İslamcılık Filistin halkı arasında destek buldu. Birinci intifada sonrasında halk arasında örgütlenerek güçlendi. Hamas'ın felsefesi Filistin mücadelesinin ulusal değil dini bir mücadele olduğu yönünde. 1991'de askeri kanadı El Kassam Tugaylarıyla aktif rol oynamaya başladı. Hamas'ın kurucu lideri Şeyh Ahmet Yasin, insani yerel hizmetleri önceleyen siyasetiyle halk arasında taraftar buldu. İntifadaları tıpkı FKÖ gibi sahiplenerek mücadelede önemli bir aktör haline geldi. FKÖ, Arafat sonrası güç kaybedince 2006'da yapılan seçimlerde Hamas Gazze'de çoğunluğu sağladı. Sonuç üzerine Amerika ve Avrupa Birliği'nin Filistin yardımları durduruldu. 2007'de Filistin, Batı Şeria'da Filistin Otoritesi Gazze'de Hamas tarafından yönetilmeye başlandı. Bu dönem ve sonrası Filistin iç savaşı olarak anıldı. İsrail amaçlarından birine ulaşmış, Filistin siyasi örgütleri de bir araya gelmeyi başaramamıştı.
Hamas, Gazze'de 2008, 2012 ve 2014'te İsrail saldırılarıyla karşılaştı. 2017'de yeni vizyon belgesine göre 1967 sınırları içinde Filistin devletinin kabulü ve mücadelenin Yahudilerle değil Siyonist projeyle olduğu vurgusu yapıldı. Ama Hamas, İsrail'in varlığını hiçbir zaman tanımadı. ...2004'te ilk lider Şeyh Ahmet Yasin ve ardından gelen Rantisi İsrail tarafından öldürüldü. Şu anda İsmail Haniye tarafından yönetilse de askeri kanadın etkili olduğu biliniyor. 2006'dan bu yana Gazze'yi yöneten ve silahlı direnişi önceleyen Hamas... ...dünyada hala bazı ülkeler tarafından terör örgütü olarak anılıyor.